Bunları hemen şöyle bir, hocam karşılıklı geçelim. Zeytinyağında bekletilen incir, hazımsızlığa iyi gelir mi? Evet, hocam İn ne diyeceğini ben incirin biliyorum. İncirin özellikle küçük küçük olan o, o çekirdekleri artı zeytinyağı, Ha, özellikle kabızlığa çok iyi geldiği için yani insanın bağırsağını rahat boşalmasını sağladığı için hem kabızlığa hem de dolayısıyla hazımsızlığa, şişkinliğe iyi gelen bir olaydır. Ee, ama özellikle suyla birlikte tüketmekte lazım ki dışkımız daha yumuşak olsun ve daha kolay çıksın. Yemekten önce sonra? Onu fark etmez. Ne Pardon. zaman alırsanız fark etmez. Tamam. Yani İkinci sorumuz gelsin. Almak. İyi gelir, doğru. Kabızlığa karşı masaj teknikleri neler? Var mı hocam böyle şeyler? Şimdi şöyle... Hep sosyal e, medyada görüyorum işte kabızlığınız varsa. Geçen gün çok ilginç bir şey gördüm. Diyor ki, ne, nereydi şimdi yanlış bir şey söyleyeyim mi? Şura, şura. Şur, şuranıza 10 saniye bastırın. Bastırdım hakikaten. Hiçbir şey olmadı. Olmaz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bence e, geçen bir hastam da işte şunu yapınca buna iyi geliyor. Ee, dedim. Yaptın mı sen dedim. Evet yaptım ama hala buradasın dedim. Demek ki iyi gelmemiş. Öyle değil mi? Var mı böyle şeyler masajdan? Yani, öyle bir şey yok ama masaj dediğimiz olay bizim bağırsaklarımızın hareketlerini dıştan yaptığımız uyarılarla arttırabiliyoruz. Ne oluyor? Mesela oturduğumuzda pozisyon çok önemli dışkılamak için. Oturduğumuzda sol alttan yukarıya doğru, yukarıya doğru çekerek bağırsak hareketlerini uyarmak daha rahat dışkılamanıza neden oluyor. Ama bebek bir çocuk ya da çocuk e, bir hastada kabızlığa yardım edeceksin. O zaman dışkının yönünde, dışkı buradan kalın bağırsağa geliyor, buradan bastıra 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 uyararaktan, buradan dışarıya doğru yönlendirmeye yardımcı olabilirsin. Masajlar onu, onu yardımcı. Onu gösterebilir miyiz hocam mesela? Onu bir gösterebilir miyiz? Oturduk. Tabii oturdun. Mesela şöyle oturdum. Evet. Yani tam yapıyorsun. Şuradan yukarıya doğru çekiyorsun. Sol tarafı. Yani çünkü burada Aa. sigmoid dediğimiz o, o bölümü kasları çok güçlü. Yukarıya doğru böyle böyle bastırırsanız orada hareketi uyandırmış oluyorsunuz. Biz mesela muayene ederken bağırsak seslerini e, kulaklığımızla dinle, dinlemeden el vurmayız karna. Neden karna el vurursan bağırsak hareketlerini arttırabilirsin. Hocam... O yüzden de e, ellemeden yani muay elle muayene etmeden evvel önce dinleriz sonra elle muayene ederiz. Vallahi bu etkili hocam. Abi. Tabii tabii yani o gaz çıkartabilirsin. <laughs> süt ütüyor büyük yani. <laughs> Peki gelsin sıradaki sorumuz. Süt ve peynir kabızlık yapar mı? Şimdi süt ve peynir kabızlık yapar mı? Bunları çok fazla tüketmen lazım. Hem sütte hem peynirde kalsiyum var. Kalsiyum çok fazla olursa kabızlık yapar. Ama aynı Enginar'daki o yararlı silimarin gibi litrelerce de süt, kilolarca da peynir yemen lazım. He. Buradaki esas kabızlık yapma özelliği lifi yok. Ne sütte ne de peynirde lif yok. Lif olmayınca bağırsakta su tutması yok. Su tutmayınca da bağırsak sertleşerekten kabızlığa yol açıyor. Tembelir. O yüzden de mutlaka süt ya da peynir... Beraberinde lifsel gıdayla tüketilmeli. Mesela, o da en çok peynir e, ve sütü, e, yulaf ya da ekmekle tüketiyoruz. Ekmeğin liflerinden dolayı yararlı olabilir. Ama kabızlık yapar demek e, çok direkt doğru değil. Tamam, gelsin sıradaki sorumuz. Çikolata ve kahve kabızlığı tetikliyor mu hocam? Şöyle, kafein olduğu için e, kafein e, bizim sempatik sistem adrenalinimizi arttırıyor. Şimdi bir e, vücutta iki tane sistem var kendi başına çalışan. Bir bizim parasempatik sistem dediğimiz sistem, bir de sempatik sistem. Sempatik sistem adrenalinle biz daha çok biliyoruz. O, bu da bunun karşısında diğer sistem. Şimdi siz koşarken hiç kaka yapma aklınıza geliyor mu? Tabii ki gelmiyor. Gelmiyor. Öyle değil mi? Evet. O yüzden de bunu uyandıran her şey ki kafein de adrenalini arttırıyor. Ne yapıyor? Kabızlığa neyle diyor? Ama bunlar tek başına kahve içtim, kabızım demek yanlış. Kahve fazla yardımcı tüketmek. olaraktan kabızlığa yol açabilir. Fazla tüketmek lazım. Fazla tüketmek lazım. Bir de liften fakir ve susuz beslenmek lazım. Eğer kaka yapmıyorsanız kahve içtiğinizde daha zor çıkartıyorsunuz. Çikolata hocam. Çikolata da aynısı. Çikolata da benzer. Ama mesela burada nikotin var. Adam diyor ki ben diyor işte e, bir e, nikotin sigara içtiğimde tamam, sağ ol, dışarıya sağlığa çok zararlı. Evet. Yani bu böyle bir şey e, ifade etmek için söylüyorum. Doğru. Onların birçoğunun etkisi aslında e, yapılandan değil buradan geliyor. Doğru. Onu yaptığımda daha rahat oluyorum deyince daha rahat diyorsunuz. İşte o yani kötü o... alışkanlıkların hepsi zaten. Tıpkı buraya basıyorsun kakan geliyormuş gibi. Yani. <laughs> ya da buraya basınca rahat gibi. <laughs> Değiştirelim. Zeytinyağına batırılmış kepekli ekmek bağırsaklarınızı çalıştırır mı? Tabii yani kepekli ekmek tek başına da suyla da alsan ee, bağırsakta volüm e, hacmi arttırdığı için, su çektiği için kakayı miktarını arttırır ve bağırsakları çalıştırır. Zeytinyağı da ya da diğer yağlarda ekstradan kayganlık yaptığı için değil mi ne yapar? E, dışkının daha kolay çıkmasına neden olur ve kabızlığa karşı daha yararlıdır. Yani kepekli yerseniz, lifsel gıda alırsanız kepek İyi bir liftir. Ee, bağırsaklarınızı çalıştırırsınız. Güzel. Gelsin sıradaki sorumuz. Antibiyotik <laughs> kullanımı mide ve bağırsağımızı nasıl etkiliyor? Nasıl Bence etkiliyor? kötü etkiliyor. Şimdi antibiyotiklerin en önemli yan etkisi, tabii ki biz antibiyotikleri neden kullanıyoruz? Bir yerimizde bir mikrop olunca vücudumuzda alıyoruz ki o mikropları öldürelim diye. Evet. Ama bizim mide ve bağırsak sistemimizde özellikle kalın bağırsağımızda bize yararlı maddeler üreten ve bizim bir takım dengemizi koruyan mikroplar var. Eğer siz antibiyotik alırsanız o mikrobik dengeyi de bozuyorsunuz. Hani mikrobiyota dediğimiz olay. Mikrobiyotayı bozunca da o zaman genel sağlığımız bozulabiliyor. Çünkü vücut da Allah öyle bir vücut yaratmış ki o organizma. Her şey denge içinde. Bu dengenin bazıları sırat köprüsü gibi çok ince. Bir vurdun mu dökülüyorsun bazıları da çok kalın. Yıkılmıyorsun. Hı hı. İşte bu kalın bağırsaktaki bakteriler aslında bize bu kadar geniş bir alanda dengeyi sağlıyor. Siz eğer antibiyotikleri uzun süre ve fazla kullanırsanız dengeyi bozduğunuz için birçok olay değişiyor. Bağırsağınızın geçirgenliğini bozuyorsunuz. Oradaki bağışıklık sistemine yaptığı bir takım yararları ortadan kaldırıyorsunuz. O yüzden de gereksiz yere antibiyotik kullanmamak lazım. Çok önemli bir bilgi. Bunun dışında bazı antibiyotiklerde ne yapıyor? Bu yararlı mikropları ortadan kaldırınca ortalık kime kalıyor? Tabii ki zararlara kalıyor. Zararlılara kalıyor. Zararlı da ne yapıyor? Üreyerekten seni ishal yapıyor. O ishalin getirdiği problemlerle de Uğraşıyorsun ve bazen hayatını bile kaybedebiliyorsun Allah korusun bir de Tabii. midede de çok büyük şey Tabii, midede, mide, mide içinde ama özellikle veriyordum. bağırsak için çok önemli Aynen. Mikrop dengesi Gelsin sıradaki sorumuz <laughs> Acı yemek mideye faydalı mı zararlı mı? Hocam ben çok yiyorum çok fazla yiyorum Afiyet olsun ben de çok yiyorum çok, Yani eğer zararlı olsaydı Antepli, Urfalı, Hataylı'nın midesinde Aynen. hepsinde problem olması lazımdı Şöyle bir bilgimiz var e, diye etken maddesi olduğu için söyleyebiliriz. Kapsayısın denilen bir madde var acı biberde. Bu kapsayısın ağrı kesici özelliği var. Ağrı kesici özelliğiyle birlikte bugün e, özellikle kapsüllere doldurularaktan yurt dışında Amerika'da mesela rafta parasetamol gibi Satılıyor. Aynı tabii satılıyor ve ben onu e, Türkiye'de yok. Türkiye'de de nerede var? Hani jeller var ya ya da petler var yapıştırdığımız yakılar. Evet. Yakıların içindeki o kapsayısın denilen madde Aa. acı biberdeki madde. Mideye zarar değil ek yarar getirdiğini de biz biliyoruz. Ama dediğim gibi e, yakıyor. Ağzını yaktığı gibi özellikle eğer eminleyen acıysa çıkarken de poponu yakıyor. İşte yandığı için hemoroidin azabiliyor. Diyorlar ki ben acı yediğimde hemoroid oluyor. Yok güzelim. Hemoroid olmuyor. Var olan hemoroid yandığı Bunu için aldım. sana haber veriyor. Güzel. Yoksa şeydi. Güzel. Ee, kısa bir reklam. Reklamlardan sonra hem hocamıza sorularımız var, hem yemeklerimiz var. Eee